Girin. Sağ olasın. Bunu nereye bırakayım? Melda Hanım'ı siz oraya bırakın, ben öğretmenler odasına götüreceğim. Tamam. Şey... Dilaver Bey, müsaitseniz bir şey söyleyebilir miyim size? Tabii tabii, buyurun buyurun. Ben orta ikinci sınıftan okulu bıraktıydım. Gonca ile bugün konuştuk. Düşündük de sizin yardımınız olursa iyi olur diye. Yani okulu dışarıdan bitirebilir miyim, liseyi? Tabii ki. Fatma Hanım, olmaz mı? Yani beni ne kadar sevindirdiğinizi anlatamam şu anda. Derhal sizin için bir liste hazırlayacağım. Ondan sonra kitapları temin edeceğiz. Merak etme sen. Peki ne kadarlık bir bütçe gerekir acaba? Aşk olsun, hiçbir şey gerekmez. Siz okumak isteyin, biz size destek vermeye hazırız. Dünyada kabul etmem. Canım, atla deve bir şey değil ki. Bak, sen geldiğin günden beri bizim okulumuzu pırıl pırıl yaptın. Bu okulun velileri sizin durumunuzdaki anneleri desteklemek için her zaman birleşmeye hazırdır, bana inanın. Orasını bana bırakın siz. Sağ olun, teşekkürler. Aferin be kadın. Melda. Girebilir miyim? Bak, çayları getirdim buraya. Al. Ya yapma böyle, ne olur. Bak, kocaman insanlarız. Bir ev meselesi yüzünden darılacak mıyız? İnsanlar yalnız kalmak isteyemezler mi? Yani sessizce düşünmek ve bazı kararlar almak istiyorum. Ama ben bütün bunları benimle paylaşırsın diye düşünmüştüm. Canım sıkkın. Yalnız kalmak, düşünmek ve rahatlamak istiyorum. Bak, sen evlilik tarihi yaklaştıkça çok gerildin. Melda, yoksa sen evliliğe hazır değil misin? Bilmiyorum bunu Dilaver. Tek bildiğim yalnız kalmak istediğim. Hadi sana afiyet olsun. Ay, kız bir türlü ata binemedi. Ay, koş da en sonunda uğraşmaktan vazgeçti. Yalnız her şey kızın başına geliyor. Ay ama hala, kız çok sakar. Yani bildiğin gibi değil. Düz yolda bile yürüyemiyor. Çok güldüm. Aslında ben bugün çok güldüm. Ya Selda'ları görecektim. Fertleri bir dövdü, böyle evine çevire tokatlamaya başladı. Pata pata. Desene, bugün hepimiz çok gülmüşüz. Hala, iyi misin? İyi değil. Niye? Ne oldu ki? Müdürünüz, yani Dilaver Bey, evlendikten sonra oturacakları evde başka hiç kimseyi istemiyorum diyormuş. Dilaver, Selda'lar bu evden gitsin demedi Selda. Sen istedin o zaman. Yani gidecek miyiz? Hayır hayatım, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Güzel güzel oturacağız evimizde. Niye beni Ayşegül'le karşı karşıya getiriyorsun Selda? Ya Dilaver bu ev konusunda hiç esnek değil. İlle evlendikten sonra kirasını kendi ödediği bir evde oturmamızı istiyor. Ben de buradan gitmek istemiyorum. Tamam, ben gerçeği biliyorum halacığım. Yani biz bu evden gitsek de gitmesek de ben seni her zaman çok seviyorum. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ben bu evi asla ve asla bırakmıyorum. Ben bakarım. Halacığım tamam, sen üzülme. Ben her zaman yanındayım senin, tamam? Canım benim. Hem bu mesele de hallolur, merak etme. Ha, merhabalar. Merhaba Dilaver Bey. Eğer rahatsız etmeyeceksem Melda Hanım'ı görmek istiyorum. Ya siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz? Ne? Ha, siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz? Kimsiniz? Ha? Siz ne demek istiyorsunuz? Hani size bu evi bırakan yok da... Hani diyelim ki burada oturmanız icap etti. Kardeşim Melda'ya, kardeşin Selda, yeğenin Ayşegül ve kedin Duman'la burada oturamam diyebiliyorsun. Şöyle anlatayım. Yeni evlenen insanların yalnız yaşama istemeleri en doğal haklarıdır efendim. Sizi... Hoş geldin Dilaver. Selda, lütfen tartışmalarımızı Dilaver'e taşıma. Ben burada düşünme ve konuşma özgürlüğümü kullanıyorum. Madem bu adam seni bizden ayırmak istiyor, haddini bilsin. İyi günler Dilaver Bey. Ben istemeden büyük bir probleme mi sebep oldum? Hayır, ama işte bu ev tartışmasının uzaması böyle oldu. Eğer hala yalnız kalmak, düşünmek, rahatlamak istiyorsan... Evet, gerçekten ihtiyacım var. O zaman al bu çiçekleri Melda'cığım. Ya sana bir şey sorabilir miyim? Hı? Beni hala seviyor musun?
Seviyorum. Ben de seni. İçimden ne geçiyorsa söyledim, rahatladım. Ah! Ya bizim şöyle tek yumruk olduğumuzu bilmeli değil mi? Yani biz gerektiğinde birbirimizden ayrı kalırız. Tabii ki uzak kalırız. Ama bunu Dilaver Bey istediği için, öyle buyurduğu için yapmayız. Ya Selda Hala, şimdi benim kafam karıştı. Yani sen Melda Hala'mın evlenip burada oturmasına mı bozuluyorsun? Yoksa bizden ayrılacak olmasına mı? Ayşegül, bu ev Melda için de, senin için de, benim için de, hatta Duman için de son derece değerli, çok önemli. Mesele birinin evlenip burada oturmak istemesi ya da istememesi falan değil. Bu ev hepimizi bir arada tutuyor. Dilaver Melda ile evlenirse korktuğum tek bir şey vardı, o da bir arada yaşamak istememesi. Ama ben Ferit ile evlenecek olsam onunla mutlaka konuşurum. Çünkü bizi hiçbir şey, hiç kimse, hiçbir güç ayıramaz. Tamam. O zaman sen de gidip Melda Hala'ma bunları bu şekilde anlatabilirsin. Ya anlat işte. Ne kaybedersin? Canım. Ya kaçıncı defa açıyorsun? Bana gına geldi artık. Selim beni seviyor mu diye baktın, seviyor çıktı. Barışacak mıyız diye açtın, kağıtlar, zamana ihtiyacınız var ama her şey güzel olacak dedi. Şimdi sıra ne de? Selim bilgisayarına girecek mi, girmeyecek mi ona bakıyorum. Öf, ben de sana gır diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Aç telefonu sor kızım. Ya olmaz. Neden? Ya, ne yapayım, ayrıldığımızdan beri ne konuşuyoruz ne de mesajlaşıyoruz. Allah Allah, böyle bir kural mı var? Hmm, hayır yok ama böyle bir mesafe var. Of, of. Her şey karman çorman oldu. Aç benim için de bir kart aç hadi. Bak bakalım. Melda Dilaver'e dönecek mi? Ferit beni seviyor mu? Acaba SDDK pastalara bağımlılık yaptığım, yapan sihir yaptığım için beni yargılayacak mı? Tamam hadi tamam. Hadi aç aç aç. Kes. Kestim. Tamam. Allah. Ne için bakıyoruz? Söyledim ya. Melda, kendi mahallenin en güzel kızının peşinden koşan bir delikanlı gibi hissettim. Kendini dinleyebildin mi? Hı hı. Peki bana söyleyeceğin bir şey var mı? Seninle konuşacağım, evet. Ama dersten sonra konuşsak olur mu? Anladım. Bu uzun ve biraz da tatsız bir konuşma olacak. Bu konuya hangi açıdan baktığına göre değişir. Peki Melda, konuşuruz tamam. İşte böyle Gonca. Girebilir miyim? Gel Melda, ben de seni bekliyordum. Otur gel. Melda, sen bu lafa giremediğine göre gene beni üzecek bir şeyler söyleyeceksin. Dilaver. Evet. Seni seviyorum. Seni önemsiyorum. Sana değer veriyorum ve sana güveniyorum. Çok teşekkürler, evet. Ve senin bugüne kadar karşıma çıkan en iyi hayat arkadaşı adayı olduğunu da biliyorum. Melda, bundan gerçekten onur duydum. Evet. Fakat. Fakat? Melda, evliliğe hazır olduğundan emin misin sen? Yani onun gibi bir şey. Yani nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Yoksa evlenmekten vaz mı geçiyorsun? Hayır. Ne? Peki tamam, açıklayacağım. Ama gülmek yok, bak söz. Tamam. Acaba evliliğimizin ilk günlerinde haftada bir ya da iki, eğer Selda ile Ayşegül çok özlersem 3 gün, kendi evimde gidip kalabilir miyim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.